Şimdi siz böyle dün değil, evvelsi gün müydü? Ankara'da yine Ankara gazetecileri bir araya geldiniz. Şimdi bizler için, gazeteciler açısından biz mesela ilk kez size sormuş olacağız ama size belki 20. kez sorulmuş olacak. Siz de biraz yorulmuş gözüküyorsunuz ama hep aynı soruyu soruyorsunuz dediniz ama ben bunu göze alarak tekrar sormak istiyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı, yani ceza. Bunun hukuki ve siyasi sonuçları tabii ki var. Yani bir hukuki boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini nasıl etkileyecek? En sevmediğiniz sorudan başladım. Şimdi Altılı Masa'nın adaylık süreciyle ilgili süreci bildiğiniz gibi yolunda ilerliyor. Ne zaman Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak? Ondan önce neler yapılacak? Bunu defalarca anlattık ama bir daha anlatayım. Yol haritası belirlenecek. Ondan sonra hükümet programı ortaya çıkacak. Arkasından da Cumhurbaşkanı adayı en uygun zamanda, Altılı Masa'nın en fazla işine gelen zamanda, en uygun zamanda açıklanacak. Şimdi Elif Hanım, bir şey unutmayalım Yıldıray Bey. Bakın, bu ülkedeki rejim normal bir rejim değil. Yani şu anda tamamen ülkede bir tek parti devleti rejimi var. İşte mülki idare partinin elinde, Cumhurbaşkanının elinde, partinin genel başkanının elinde, bütün diğer istihbarat partinin genel başkanının elinde. Bütün bunlara baktığınız zaman, dolayısıyla normal bir seçime de gitmiyor. Zaten normal bir seçime gitmediğimizde işte yaşadıklarımızda görüyoruz. Bu seçim aslında baktığınız zaman, bir kere dün de söyledim, altını tekrar çiziyorum. İki adayın değil, İki görüşün yarışacağı ve sonunda da sandıkta yeniden ülkenin güçlendirilmiş parlamenter rejime döneceği, yani bir rejim değişikliğinin sandıkta yapılacağı bir seçim. O nedenle de burada tabii bütün adımların son derece dikkatli bir biçimde hesaplayarak atılması lazım. Altılı masada oturan liderler de bu adımları bu şekilde atma konusunda kararlılar. O nedenle de tekrarlıyorum, 13. Cumhurbaşkanı altılı masada belirlenecek. Adayı bile demiyorum, Cumhurbaşkanı diyorum artık. Liderler kendilerine, yani stratejik olarak kendileri için en uygun olan zamanda Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklar. Peki Dolayısıyla ben hep söylüyorum, tabii yorulmuyorum, siz yoruldunuz diyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin diyor. Peki bu İmamoğlu kararından sonra tabii burada büyük bir haksızlık var. Bu aynı şekilde bunun bir tarihi de var. Şu anki Cumhurbaşkanının da başına benzer bir şey gelmişti ve bütün aslında siyasi hikaye de aslında öyle başlamıştı. O yüzden bazı muhalif kesimlerde CHP'ye yönelik hani bu muhalefet için bir imkan aynı zamanda. Yani evet, böyle bir haksızlık var ama işte burada bir hikaye ortaya çıkıyor ve İmamoğlu işte bu hikayenin mağduru. Zaten anketlerde de bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyor ve CHP'nin bunu değerlendirmesi ve daha fazla bu konuyu siyaseten bu konunun üzerine gitmesi ve belki Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstermesi yolunda bir basınç var. Siz böyle bir basınç hissediyor musunuz ve bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani yok, hayır, böyle bir basıncı biz hissetmiyoruz. Açıkçası şu anda hem partililerimiz hem milletimiz olayı görüyor. Yani burada bir kere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı yapılan bir hukuksuzluk var. Ama bu niye yapılıyor? Hep bunu bakıyorum, pek konuşan olmuyor. Ama ben 2-3 defa bunu dile getirmeye çalıştım. Ben de tam bu bağlamda şunu soracaktım aslında. Belki Yıldıray'ın sorusunu da açmak olur. Şimdi şöyle not aldım. Yani bunu belki hani şey yapayım. Neden bu? Yani sonucu belli. 2-2-4, yani burada bir şeyi yok.
Şimdi Canan Kaftancıoğlu kararı, Akşener'in dosyası yeniden, FETÖ soruşturması yeniden raftan indirildi. Peşinden Ekrem İmamoğlu kararı geldi. Bu bizi başka bir şey anlatıyor aslında. Hepsini böyle beraber baktığımızda fotoğraf, ama öyle görünüyor ki iktidar açısından fotoğraf tamamlanmadı daha. Bu böyle iktidarın seçim sürecinde elinin çok ağır olacağını da gösteriyor mu? Böyle bir okumanız var mı? Niye bu kararlar var? Bunu yorumlayın bize. Biz şunu görüyoruz. Yani bu süreç çok zorlu geçecek. Evet. Ve yani şu anda İstanbul'a dönüp, İstanbul'daki kumbasa dönüp baktığınız zaman ve bunun ardından iktidar sözcülerinin, hükümet sözcülerinin yaptığı açıklamalara baktığınız zaman olayın bir başka önemli boyutunun İstanbul'un rantını seçim öncesinde kullanmak olduğu da ortaya çıkıyor. Yani çok süratle karar aldırmak, çok süratle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi yasakla hale getirip İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni başkanı seçtirip İstanbul'a el koymak. Şimdi Süleyman Soylu'nun açıklamalarına baktığınız zaman işte yargı bittiği anda görevden alırım. Görevden alamazsın. Sen alamazsın. Yani senin böyle bir yetkin yok. Belediye yasası açık. İçişleri Bakanı'na ancak göreviyle ilgili bir belediye başkanı kendi göreviyle ilgili hususlarda mahkum olursa onu görevden alma hakkını verir. Ne demek görevden alır? Yine diğer şeylere bakarsanız Cumhurbaşkanlığı danışmanının açıklamalarına bakın. Bütün savcının aceleciliğine bakın. Yani burada bunun arkasında başka bir şey dönüyor. Şunu hatırlayalım, yani bundan İstanbul seçimlerinden önce İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyen Recep Tayyip Erdoğan. Ve İstanbul'u kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi İstanbul'u yeniden geri almak için uğraşıyorlar. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bunu görmek lazım. Niye? Niye İstanbul'u diğer konular, sorduğunuz diğer konular tamamen altı masadaki liderlerin inisiyatifinde olan konulardır. Peki niye İstanbul'u geri almak istiyor? Yani sadece burada geçiyor. Şimdi İstanbul tabii çok en büyük kentimiz. Evet. Burada iki tane olay iç içe var. Bir muazzam bir rant var İstanbul'da. Bu rantı kullanmaya alışmışlar. Ama bence ondan daha önemlisi İstanbul'da yapılacak olan siyasi şovlar, İstanbul'un giydirilmesi, İstanbul'daki mitingler, şunlar bunlar Türkiye'de ses getiriyor. Bunu da seçim öncesinde benim görebildiğim kadarıyla artık kullanmak istiyorlar. Öyle bir ızrar halindeler ki kaybedeceklerini gayet iyi anladılar, görüyorlar. Geçen gün bir arkadaşım onu diyordu. Yani kaybedecekleri artık tüm anketlerden belli oldu. Kaybedeceklerini görüyorlar. Artık ellerinde ne varsa, hangi imkan varsa, ne yapabileceklerse yapmak üzere harekete geçmiş vaziyetteler. Yani bunun arkasına baktığınız zaman şunu söylemek mümkün. Korku dağları bekliyor.